bir günden. Günaydın sevgili TV izleyicileri. Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Yunus Emre Birnoğlu Aile Sağlık Merkezi'nden aile hekimi Doktor Erdener İspir bizlerle birlikte olacak. Ve bugün gripal enfeksiyonları ve tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Özellikle son zamanlarda grip salgının çok yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu konu hakkında merak ettiklerinizi değerli doktorumuzdan öğrenebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Evet. Hocam özellikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Emre ilçemizin Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışıyorum. Sistem aile hekimine geçtiği andan itibaren, 2008 yılından itibaren aile sağlığı merkezimizde 3 hekim arkadaş çalışıyoruz. 3 hemşire hanımımız var. Bu şekilde yöreye, daha doğrusu kayıtlı ve misafir olan bütün hizmet almak isteyen insanlara sağlık hizmetini sunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Gripal enfeksiyonlardan bahsedeceğiz ama öncelikle şöyle bir sorum olacak size. Doğru sağlık bilgilerine ulaşmak için hangi yollara başvurmalıyız? Bu konuda bilinçli miyiz? Bu konuda Belgin Hanım bilinçli miyiz? Vallahi bugüne kadar gördük ki çok da bilinçli değiliz. Şimdi 2014 yılında bir araştırma yapılmış. Sağlık okur yazarlığıyla ilgili. Yetişkin nüfus yaklaşık 50 milyon olarak düşünülmüş. Bu 50 milyonun 35 milyonunun sağlık okur yazarlığının yetersiz ya da bozuk olduğu görülmüş. Şimdi sağlık okur yazarlığı ne? Tabii sistem daha önce sağlık ocağı sistemiyken gelen vatandaşın sağlık hizmetini almak isteyen kişiler bütün sağlıkla ilgili şikayetlerini, sıkıntılarını ve sorumluluklarını karşı tarafa, yani sağlık çalışanlarına iletiyorlardı. O sorumluluğu onlar alıyordu. Ne zaman ki aile hekimliği sistemine geçildi, aslında çok büyük bir değişim oldu. İki taraf için, hem sağlık çalışanları için, hem vatandaş için, sağlık hizmetini almak isteyenler için. Onlara bir yükümlülük getirdi. Evet. Sağlıkla ilgili bilgileri edinmeleri, uygun zamanda uygun şekilde kullanmaları ve o sorumluluğu almaları isteniyor. Vatandaş da bunun ne kadar farkında onu görüyoruz ki çok farkında değil. Değil. Hala sağlıkla ilgili sorumluluklarını bize danışarak bir yol çizmeye çalışıyorlar. Bizden kararsızlar. Çünkü evet, önceden gelen bir hekim-hasta ilişkisinde sorumluluk hekime aitti, bütün her şey ona aitti. İyi de olsa, kötü de olsa, tabiri caizse hasta kendini hekime bırakıyordu. Evet. Her şeyiyle bırakıyordu ama. Yani şikayetler hastalık olarak evet, bütün diğer sorumluluklarla birlikte. Yeni dönemde öyle değil. Deniyor ki kişilerin sağlıkla ilgili bilgileri edinmesi lazım. Bunları kendileri için en uygununu seçip karar vermeleri lazım. Evet. O sorumluluğu almaları lazım. Bir nevi danışmanlık da oluyor değil mi sizin yaptığınız? Şimdi gelişen zamanda modern teknolojinin gelişmesi sağlık sisteminde de gelişmelere neden oldu. Tanıların konması, tanıların aktarılması, bilgilendirilmesi karışık bir yapıya sahip oldu. Şeyi de düşünürseniz günlük poliklinik hizmetleri içinde hastaya ayrılan süre çok çok azaldı. Kişiyi bilgilendirme süresi tabii yeterli değil. Evet. Böyle olunca vatandaşın en kolay sağlık bilgisini edineceği yerler magazinel sistemde, yani televizyon, internet, yazılı basın, görsel basın. Ama bunların da magazin kısmı ağır basıyor. Bizde şey de çok yaygın biliyorsunuz. İnsanlar bir araya geldi mi birisinden fayda gördüğü bir şeyi diğerine aktarması ve onun da uygulaması. Kendi kendine doktorluk yapıyoruz, tabii çevremize. Yani birisine iyi gelen bir şey diğerine de iyi gelebilir mi? Tavsiyeleri diyoruz. Gelebiliyor. Bilgiler yanlış yerden bir şekilde ediniliyor. Şeyi de düşünürseniz günlük, yıllık kitap okuma oranını yani deniyor ki günde 6 saat televizyonda geçiyor, 3 saat internet başında geçiyor, 1 dakikada kitap okumayla geçiyor. Şimdi böyle olunca tabii sağlıklı bir bilgi edinmek çok zor. Çok zor. Araştırmıyoruz çünkü. Yıllık yani ülke bazında ders kitapları dışında basılan kitap sayısı 6000 küsur. 6000 küsur kitap kime yeter? Hiç kimseye yetmez aslında. Yetersiz tabii. Şeyi de yapmışlar, ihtiyaç sıralamasında kitap sizin için kaçıncı derecededir demişler. Öyle en altları düşüyordur kesin 234, burada. 234-235. sıra. Şimdi insanın korkunç aklına kitap 200. sırada geliyorsa, tabii ki ülkenin genel şartlarını düşünerek, demek ki başka sıkıntılar, sorunlar var. Onlar daha ön planda.
insanların sağlık bilgisini bilinçli ve yeterli öğrenmesi çok zor. Evet. Kala kala aile hekimliği kalıyor. Bu sistem evet. için aslında çok iyi bir uygulama şekli. Ama daha farkında değiliz tabii. Farkında değiliz bir. İkincisi, aile hekimliğinin çalışma sistemini de gittikçe zorlaştırıyor bakanlık. Yani vatandaşa danışmanlık vermek, sağlık bilgisini aktarmak, sağlıklı bireylerin yetişmesini hasta olmadan önce bunu sağlamak yerine iş yükü arttıkça biraz önce bahsettiğim gibi poliklinikte geçen süre çok azalıyor. Evet. Yani bizim kişiyle karşılaşıp hastalığını tanımamız, teşhis koymamız, tedavi etmemiz zaman gerekiyor, tabii. Ve bunun dışında bilgi vermemiz yani çok çok küçük dakikalar içinde gerçekleşiyor. Bunu hastalar da biliyor. Yetersiz geliyor tabii. Biz de biliyoruz, yöneticiler de biliyor evet. tabii. Yetersiz, evet. Yani bu durumda onun daha için, düzeltmeler yapılması gerekiyor. Yani bu bilgiyi tabii yine en doğru kaynak sağlık çalışanları. Direkt size başvurmalar. Tabii ki yani bir tıbbi kitap, tıbbi dergi o anlamda çok zor. Öyle bir şey tavsiye edilemez, mümkün değil bir ama. Bir soru cevap olması lazım. Yani sorularını sorabilmeli ki insanlar karşılığını evet. alabilmeli ve bu bilinçli uzman kişiler tarafından olması gerekiyor. Sağlık danışmanlığı, bilgilendirilmesi, dönemsel olarak lokal küçük gruplar halinde eğitimler, evet. Bizim tarafımızdan, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından. Bunlar olması gerekiyor. Tabii ki. Küçük gruplar, bunları yapıyoruz ama dozu çok az. Yeterli yani değil. Yeterli değil tabii. Nüfus evet. kalabalık. Nüfus evet. kalabalık ve nüfusun kalabalıklığından çok bu bilinç eğitim seviyesi biraz önce söyledim ya günde bir dakika kitap okuyorsa kişi bu kişiyi siz alın belli bir seviyeye getirin bu bize çok büyük yük. Evet. Yani hem yük hem eziyet. Bir ikincisi de bu yaşanan şiddet olaylarının belki de temelinde bu yatıyor. Tabii çünkü ki. Karşı taraf evet. Yani o bilgiyi bilgisizlik tabii. Kulaktan dolma bilgiyi öğrenip gelip size anlatması, uygulatmak istemesi, zorlaması olacak hep iş değil yanlış yani. Tabii ki. Yapılması gereken yani şeyler bunu, var bu anlamda. Aslında yapılacak şey arkadaşlar okuyun, 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 okuyun yani. Evet. Bu belli yani. Olması gereken de bu. Bilgiye en güzel edinme yolu bu. Evet. Ya da birisi anlatacak. Anlatacaklar hazır ama anlatacaklara o süreyi yaratmıyorlar, vermiyorlar evet. yani. Şu an için öyle. Başka iş yüküyle o enerji ve motivasyon geçiriliyor. Evet, farklı şeylere dağılıyor. Tabii. Evet. Evet. Hocam biraz grip hastalığı son zamanlarda çok büyük bir salgın var duyuyoruz. Bununla alakalı konuşmak isteriz ama öncelikle şöyle bir sorum olacak. Grip nasıl bir hastalıktır? Grip ve gribal enfeksiyon aynı anlama mı gelir? Gelir mi? Grip evet. aslında ciddi bir hastalık. Tabii önemsemiyoruz çok biz önemli ama. Çok önemli ya evet. Yani bize geçici bir şey gibi görüyoruz ama aslında değil değil mi? Geçici bir şey. Onda da sıkıntı yok. Hem geçici. Ama hem de ciddi. Hem de ciddi. Niçin ciddi? Bir kere insanın yaşamını sona erdirebilir. Yaşamdan daha değerli bir şey olmadığı için de ciddi. Bir sağlık sorunu yayılır mı? Çok çabuk yayılır. İlk defa milattan önce Hipokrat zamanında 418 yılında Hipokrat demiş ki böyle bir hastalık var. Bulaşır. Dikkat edin, kendinizi koruyun. Yani o zamandan beri insanlara. Hı. Ama insanlar tabii anlatanlara ne kadar değer veriyor ya da bilgi verenlere ne kadar değer veriyor. O dönemden itibaren önemsiz şekilde gelmiş. Ta ki ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İspanyol gribi var. Büyük bir grip. Salgın şeklinde. Düşünün 1918-20 yılları arasında. O zamanın şartlarını da düşünün. Yani şimdiki gibi İnsanlar bir yerden bir yere çok rahat gidemiyorlar. Evet. Yani uçak, ulaşım, görüşmeler, turizm bu kadar değil. Ama İspanyol gribinde değişik kaynaklara göre 20 milyonla 50 milyon kişi ölmüş. Bu kadar ciddi rakam. 500 milyon kişi gribe yakalanmış. 20-50 milyon kişi kadar da ölmüş. Şimdi büyük rakam tabii. Bir savaşta evet. insan kaybı gibi bir şey yani. Kesinlikle. O zaman bakmışlar ki bu ciddi bir şey evet. yani. Bu grip diyoruz ama önemli bir şey, hayatı tehdit ediyor. Daha sonra salgınlar şeklinde, kıtalar arası yayılacak salgınlar şeklinde Asya gribi var, Hong Kong gribi evet. var. Hep böyle isimler konarak tabii bunlar çıktığı yere bağlı olarak isim veriliyor ve o şekilde yayılıyor. Şimdi virüsler, etken virüs. Ha bu nedir yani, nasıl bir şeydir virüsler, diğer mikroplar gibi? Bakteriler var, mantarlar var, virüsler var. Bunlar hastalık yapıyor. Onların görevi hastalık yapmak.
Vücudun görevi o hastalıklara karşı korumak. Bizim bir bağışıklık sistemimiz var, savunma sistemimiz evet. var. Düzenli, normal çalıştığı sürece hiçbir şey olmuyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü öyle yaratılmış. Evet. Yani mekanizma sistem yerleştirilmiş. Evet, hiç sıkıntımız yok. Ama ne zaman ki bu bağışıklık sisteminde bir sıkıntı başlarsa, bir işleyişte bir bozukluk başlarsa, görevi hastalık yapmak olan kişi de, şimdi bugünkü konumuz virüsler, evet. grip olduğu için gelip yerleşiyor. Kişilere göre farklı farklı şekilde belirti gösteriyor. Hani bir kısım bakıyorsunuz hiç yakalanmıyor. O dönemi ben diyor hiç yakalanmadım bugüne kadar, grip olmadım diyor. Bir kısmı yatarak geçiriyor, bir kısmı ayakta geçiriyor. Bu farklılıklar oluşuyor. Hani niye böyle? Kişilerin bağışıklık sistemi farklı olduğu için. Virüsün etkilemesi de farklı oluyor. Şimdi bu virüs ne yapıyor? Grip virüsü, adına konuşuyorum şimdi, grip virüsü adına konuşuyorum. Evet. Çok güzel bir virüs, iyi bir virüs. Niye? Kendini her sene yeniliyor. Yani yenilenen, değişen bilen bir virüs. Biz isteriz ki diyoruz ya, insanlar da kendini yenilesin, değişsin, güzelleşsin, okusun, gelişsin. Virüs bunu kendi adına yapıyor. Böyle olunca da kendini değiştiren bir düşmana karşı savunma sistemleri hazırlanamıyor. Çok zor. Ve güçleniyor tabii virüs. Evet. Her sene grip ayları geldiğinde, özellikle Eylül, Ekim gibi etraftan Sağlık Bakanlığımız grip aşısı olun, grip aşısı olun diye önerilerde bulunuyor. Evet. Bu grip aşıları bir yıl önceki salgın yapan ya da yaygın olan virüslere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün seçtiği, bunlar bunlar diyor ki bu virüsler çok yaygın, üretici firmalara siz bu konuda, bu alanda aşı üretin diyor. Aşıyı üretiyorlar ve yayıyorlar, satılıyor. İnsanlar da aşı olarak korunmaya çalışıyor. Ama tabii farklı farklı virüs çeşitleridir. Yani tabii ki. Hepsi aynı olacak dedi bir şey yok tabii. Yani olduğumuz aşı belki farklı bir grip virüsü bulaşacak. Geldiğinde, bu etkili olabiliyor mu? Siz grip hastalığına yakalanırsınız. Evet. Şey gibi düşünelim, böyle bir küçük top, üstünde puzzle'lar olsun. Hı hı. Bunları her sene değiştiriyor. Şimdi siz belli bir yapıya bir silah hazırlıyorsunuz, aşı. Hı hı. Bir değişiklik yapıyor, o aşı ona etkisiz kalıyor. Evet. Ama şöyle bir kolaylığı var. Diğer kısımlar benzer olduğu için siz gribi daha hafif atlatıyorsunuz. Ayakta geçiriyorsunuz. Böyle bir faydası var. Hani nasıl bir rahatsızlık? Bir kere sabah gelen bir hastanın tabirini kullanayım. Dayak yemiş gibiyim ben. Evet. Ne zaman başladı diyorum? 2 gün önce başladı. Neler var başka? Burun akıntısı. Bazen burun tıkanıklığı da olabilir. Evet. Gözlerde yaşarma. Kas ağrısı yaygındır. Bu dayak yemiş gibinin karşılığı... Yorgunluk, halsizlik oluşmuş. Yorgunluk, kas ağrısı, halsizlik, kuru öksürük, boğazda acıma, yanma tarzında bir his. Bazen karın ağrısı olabilir, ishal olabilir. Tablo bu şekilde. Yüksek evet. ateş. Hı hı. Bu bir grip tablosu. Belirtileri diyebiliriz. Belirtileri bu. Şimdi bunu aslında insanlar biliyorlar. Hı. Yani diyor ki grip oldum ben diyor, grip için ilaç yazdırmaya geldim diyor. Bazen soğuk algınlığıyla karışıyor tabii. Diyor ki soğuk algınlığı mı, grip miyim? Arada fark var mı? Tabii ki var. Şimdi gripte ateş daha belirgin. Kişi hisseder o sıcaklığın ateşini. Ateş 38-39 dereceye çıkabilir. Yaygın bir kas ağrısı vardır. O dayak yemiş gibi tabir o. Soğuk algınlığında böyle olmaz. Ateş daha düşüktür. Kas ağrısı yoktur. Ayakta daha rahat geçirir. Yani kişi günlük işlerini yapabilir. Hapşurmalar, öksürmeler olabilir. Bu şekilde geçirebilir kişi. Ama şeyde, gripte ya mümkünse diyor ben de istirahat edeyim. Çalışan birisiyse evet, dinlenmek ki önemli. Hem kendi sağlığı için önemli. Etrafı da çok önemli tabii. Yayın hem etrafa yaymasın evet. Tabii ki dedim ya ilaçsız 7 günde geçer, ilaçta da 1 haftada geçer. Evet aynen o şekilde. 7 günde geçer, 1 haftada geçer. Ha ilaç etkili mi? İlaç gribe, virüslere etkili ilaçlar var. Hı. Ama onları grip enfeksiyonu için kullanmıyoruz. Çok çok daha ciddi vakalarda, hastane şartlarında yatan kişi hastalar için kullanıyoruz. Ha biz ne yapıyoruz peki? Hani kişi geldi, ben grip oldum ya da bu belirtileri söylediğinde bu belirtilere yönelik destekleyici ilaçlar veriyoruz. Yani kas ağrılarını hafifletecek şekilde. Evet. Burun akıntısını, gözyaşı akıntısını hafifletecek, azaltacak şekilde.
o tahriş edici öksürüğünü yumuşatacak şekilde ilaçlar veriyoruz. Ve diyoruz ki mutlaka istirahat etmelisin. Çalışan bir kesim, hele bu dönemde insanlar tek bir işte çalışmıyor. Birden fazla işte çalışabiliyorlar. Vardiyalı çalışabiliyorlar. Bunlar hep savunma sistemini bozan, aksatan sistemler. Yani daha ağır geçirebilir kişiler. Geçirmesini sağlar. Evet. İstirahat olmadığı için. İstirahat ederlerse çok daha rahat olur. Evet. Bol sıvı alın diyoruz. Bunun içinde sıvının en güzeli su. Evet. Ilık, virüsü bol atmak su. İçin faydalı evet. Olması gerekiyor. Çünkü burun ağız mukozasında yani iç yapısında, idrar yolları yapısında normalde bir koruyucu bariyer var. Yani oradan mikrop giremiyor içeri. Evet. Hiçbir şey yapmazsak sağlıklı bir bireyde akciğerler, soluk borusu, burun içi, ağız içi hep böyle korunmuş vaziyette. Ama bazen ne yapıyoruz? İşte bu sağlık bilgisi, okul yazarlığı düşük olduğu için diyor ki ya ben diyor bir tane antibiyotik içeyim ben. Doğru bir şey mi? Herkes antibiyotiğe yüklenmeye çalışıyor. Vallahi çok değil. Hangi aşamada kullanılması işte gerekiyor özellikle? Gripal enfeksiyonda virüslere antibiyotik etkisiz. Bizi hemen iyileştirecek diye düşünüyoruz tabii bilmediğimiz için. Kişi ben diyor akşam diyor bir tane içtim diyor. Sabah diyor iyiyim diyor. Kendini iyi hissediyor ama geçici bir şey herhalde. Hastalığın seyrinden iyi. Antibiyotin ona hiçbir etkisi yok. Zararı var mı? Zararı da şu şekilde var. Dedim ya biraz önce normalde ağız içinden, burun içinden, idrar yollarından, soluk borusundan bir bariyer, koruyucu bir bariyer var. Buradan mikrop geçemez. Evet. Ama siz o antibiyotiği kullandınız. O bölgedeki yaşayan ama vücuda zarar vermeyen mikropları öldürdüğü için hastalık yapıcı mikroplar çoğalıyor. Normalde hastalık yapmazken hastalık yapmaya başlıyor. Evet. O içilen antibiyotiğin bir de vücuttan atılması var. Ya karaciğerden atılacak ya böbreklerden atılacak. Yani kimyasal bir yapı. Karaciğere zarar verebilir, böbreğe zarar verebilir. Ve faydası yok vücuda. Durduk yerde kişi kendine zarar veriyor. Farkında olmadan, bilinçli olmadığı için. Bizim işimizi de zorlaştırıyor. Tedavi anlamında. Tabii yine eziyeti kendisi çekiyor, biz de çekiyoruz. Eğer çalışan birisi ise çalıştığı ortamdaki işte ekonomik anlamda büyük yük. Çünkü dönem öyle dedim ya herkes hızlı birden fazla işte çalışıyor. İş kaybına kişinin tahammülü yok. Çalışan patronların, iş yerinin sahibinin tahammülü yok. Tabii. Kişi diyor çalışsın, hiç durmadan çalışsın. Hastalık olmasın. Mümkünse. Hastalık mümkünse olmasın. Olsa da ayakta geçirsin ama işinden alıkoymasın. Koymasın. Yani. Şimdi bu kadar maliyet düşünseniz de 20 milyon kişi grip. Evet. Fabrikada ya da 5 bin çalışan olan bir fabrikanın 1000 kişisi grip olursa ne olur? Üretim duracak. Üretimi batırır fabrikayı. Olmaz evet. Öyle. Ha önlemi var tabii. Bunun için önlem gayet basit. Deniyor ki her yıl Kasım ayından önce evet. Mutlaka Eylül Ekim ayı gibi siz aşınızı yaptınız. Kurumlar bunu karşılaması gerekiyor aslında çalışanlar kurumlar, için. Kurumlar şimdi tabii ki kimler karşılasın? Özellikle aşıyı kimler olsun? Hani öldürücülük evet. Ya kimler daha çok risk altında? Yaşlı kesim yani 65 yaş üzeri kesim risk altında. Hı hı. Bu hiçbir şey olmasa bile. Neden öyle? Çünkü yaşla birlikte vücudun böyle o bağışıklık şey. Sistemi, immün zayıf sistem, oluyor, savunma sistemi gittikçe azalıyor. Yani gençken işte koşarım, yaparım, bana hiçbir şey olmaz dönemi yavaş yavaş yaşla birlikte en ufak bir rüzgardan nem kapma kısmına kadar geliyor. Savunma azalıyor çünkü. Evet, tabii. Bunlar aşılanmalı. Bunun yanında başka kimler aşılanabilir? Bir kere çocuklar özellikle. Çocuklar aşılanabilir. 6 aydan büyük çocuklar. Evet, okul bebekler, özellikle okul dönemindeki evet. Çocuklar. Kronik hastalığı olanlar. Yani şeker hastalığı olabilir, tansiyon rahatsızlığı olabilir, yüksek tansiyonu, böbrek rahatsızlığı olabilir, kan hastalıklarıyla ilgili rahatsızlıklar olabilir. Uzun dönemli, kronik dediğimiz uzun dönemli ilaç kullananlar ya da rahatsızlığı olanların mutlaka aşılanması lazım. Başka, huzur evleri var. Yaşlıların daha çok bulunduğu. Toplu yerlerde. Toplu yerler. Sağlık personeli aşılanabilir çünkü bu tip hastalarla, kişilerle tabii, karşılaştığı temas için oluyordur. Temas ediyorlar, bulaştırabilirler. Onlar aşılanabilir. Görevi gereği böyle stratejik yerde çalışanlar, yani bir gün bile olmasa olmaz kişiler, yıl içinde evet Ekim, Eylül ayı gibi aşılansın. Evet. Bu fabrikalar olabilir, devlet daireleri olabilir, sporcular olabilir. Tabii. Yani bütün yıl çalışıp da
yarışmaya katılacak kişi o dönemde eğer turnuvada önce böyle bir rahatsızlık yakalanırsa yazık olur o yani, kadar. Tabii. Hem emeğe, kişiye yazık olur. Ona harcanan emeğe tabii. yazık olur. Yani böyle geniş boyutlu bir düşünmek lazım. Bunu organize edecek yapılar var. Çünkü Sağlık Bakanlığımız var. Müdürlüğümüz var. Hı hı. Toplum Sağlığı Merkezimiz var. Oradaki arkadaşlar bu proje planlamayı, organizasyonu yapabilirler. Çünkü risk altında kimler var? Kimler aşılansın? Gelmeden önce tabii, şişten geçmeden önce. Tabii. Önemli olan o. Bizim aslında birinci görevimiz koruyucu sağlık hizmeti. Yani insanlar hastalanmasın. Evet. Bütün derdimiz o. Sağlıklı yaşasınlar. Ha, hastalandıkları anda da biz müdahale edelim. İyileşmelerine destek evet. olalım. Şimdi dedik ya İspanya'da o günkü şartlarda 20 milyon kişi, 50 milyon kişi nasıl bulaşıyor? Çok hızlı bulaşır. Tabii. Yani öyle bir şey ki bir kere hapşurması ortamda bulunan birisinin özellikle toplu yaşanan yerler, toplu alışveriş yapılan yerler, birlikteliğin çok olduğu yerler. Havada kalıyor tabii hocam değil mi? Belli bir süre damlacıklar kalıyor. Evet. O zerrecikler havada kalır. Masada kalır, bardakta evet. kalır, havluda kalır. Ne kadar kalır? O ortamda bulunan herkese yayılabiliyor tabii. Yayılabilir. 2 saat, 8 saat arasında kalabilir. Hocam şu son zamanlarda 24 saat kalıcı bir virüsten bahsediliyor. Böyle bir şey var mı? 24 saat kalıcı kalır bir mı? Virüs düşünemiyoruz tabii. Nerede böyle derken burayı kastetmiyorum. Evet. Güneş ışığı almayan yerler, evet, loş yerler. Çok daha kapalı ortamlar. Orada uzun süre çalışanlar. Mesela ayakkabı sektöründe çalışanlar, matbaa sektöründe çalışanlar. Derler ya hani güneş girmeyen yere doktor girer. Girmez. O aslında temelinde bir sürü şey yatıyor. Güneşin olduğu yerler virüsü için iyi değil. Evet. Virüs korkar, kaçar. Daha soğuk ortamlarda, serin ortamlarda. Nemli ortamlar, loş ortamlar, virüsün sevdiği yerler. Evet. Daha uzun süre kalabiliyor orada. Sık sık temizlenmeyen ortamlar, mesela alışveriş merkezlerinde işte yürüyen merdiven kenarlara dokunuyoruz, tabii. kapılara dokunuyoruz. Oraların sürekli temizlenmesi mümkün kişi değil. Kişi öksürdü, hapşurdu, dokundu. Tezgahın üzerinde 8 saat kalır o. Şimdi siz de ödeme yapacaksınız, elinizi koydunuz, yaptınız, yüzünüz kaşındı, burnunuz kaşındı. Ulaştık. Ha ne oldu, akşam geldim böyle bir bitkinlik, hapşurmalar, gözüm yaşarıyor, iyi değilim, kırgınlık evet. var. Başlıyor. Ya başlar olay. Bir ara Sağlık Bakanı söylemişti herhalde. Hapşururken kolunuza hapşurun. O da çok kalır. Çok doğru değil. Kıyafette kalır. Yani şu anlamda belki doğru. Karşıya bulaşmasın. Ama o elbise kişide. Aslında tek kullanımlık peçetelerle yani, direkt kesinlikle. Kullanıp atacağız ve elimizi muhakkak da yıkacağız zaten. Kesinlikle. Kalıyor çünkü. Eller vücutta. Sık yıkanmalı. Bu sık yıkanma tabii şey düzeyinde olmasın. Titizlik derecesinde değil. Titizlik düzeyinde olmasın. O da rahatsızlık verir. Ama çünkü. Dışarıdan, ev dışından, okuldan gelen çocuk, işten tabii. gelen anne baba, alışverişten gelen kişiler. Üzerini hemen çıkarıp değiştirmesi girişte, lazım. Girişte lavaboya gidip eller, ağız, burun içi mutlaka temizler. Yıkanması lazım. Evet. Bu şartlarda virüs çok dayanıklı değil. Yani masanın üzerini günlük temizleme şartlarıyla, o deterjanlarla, klorak var, porçöz var, antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi yeterli yani. 2 saatte bir, 3 saatte bir silinmesi hı. olayı kurtarır. Evet. Her yer için ama. Tabii. Şimdi hastanelerde yapılıyor bu. Çünkü hastaneler hem tedavi yeri hem oradaki gelen hastalar birbirlerine bulaştırmasınlar diye o enfeksiyon kontrol komitesi bunu düzenliyor. Ama alışveriş merkezlerinde organize edilmeli ya da fabrikalarda ya da böyle kurumlarda. Bu kadar titizlikle yapılmıyor. 2 saat, 3 saat evet yani kapı kolları özellikle herkes tutuyor. Tabii. Yani pazarlar evet. parayı alıyoruz, veriyoruz. Özellikle para zaten para birinci derecede virüs yani taşıma organı diyebiliriz. Evet. Çünkü o damlacık enfeksiyonu yani havada asılı kalır. Hı-hı. O ortam havalandırılması. Bunlar bulaşmayı engelleyecek şeyler. Ha olmazsa da bulaşır. Evet. Ha ne olur bulaşırsa işte bulaştığı zaman bu biraz önce saydığımız belirtilerle kişi istirahat etmek zorunda. Eğer kişi kendine iyi bakmıyorsa, buna nasıl bir bakmama? Hem kişisel hijyenik anlamda. Hem beslenme de çok önemli değil mi hocam? Anlamında, yani korunmak amaçlı. Spor yapmıyorsa, sigara içiyorsa, alkol tüketimi çok sıksa, bağışıklık sistemi, savunma sistemi düzenli çalışmaz. Evet. Böyle olunca da çok kolay virüs alabilir. Onun için birisi yakalanıyor, birisi yakalanmıyor. Nerede fark? Fark evet. burada. Beslenme yani bizim için aslında sorun olmamalı.
Yani biz ülkemiz için genel kastediyorum. Çünkü pazarlara çıktığınızda alışveriş pazarlarda gördüğünüz bütün o renkli yiyecekler, bütün renkli yiyeceklerin hepsi savunma sistemini destekleyici, güçlendirici vitaminler, mineraller içeriyor. Aklınıza ne gelirse. Yani yeşil renkliler, turuncu renkliler, kırmızı renkliler. Zaten rengarenk. Böyle bir imkan da var. Yani yaşadığımız yer çok zengin o anlamda. Bunu alıp tüketmek lazım. Yani yemek lazım. Evet. Şeyi tabii işin protein kısmına çok böyle kolay ulaşılır mı onu bilemiyorum. Genel yani her ay mı açıklanıyor asgari geçim indirimi, yani, yoksulluk süresi, yoksulluk miktarı ne kadardır? Yani o zor. Tabii insanların protein alması şart. Yani niye hastalanıyor bu kadar insan? Diyor ki dönem dönem ya acil servise bu kadar başvuru olur mu? Aile hekimlerine bu kadar başvuru olur mu? İnsanlar niye bu kadar çok hastalanıyor? Her gün bu kadar hasta nereden çıkıyor? Sadece hastalık yapıcı etkenler evet var. Ama bir de şeye bakmak lazım. Altyapıda iyi besleniyor mu? İyi besleniyor muyuz? İyi uyuyor mu? Spor yapıyor mu? Düzenli bir beslenme alışkanlığı var mı? Yenileniyor mu? Yani umutlu mu insanlar? Umutsuz bir insan, stresli bir insan savunma hastalığa sistemi açıktır. Zaten. Savunma sistemi çünkü çöker. Evet. Çok çok stresle karşılaşan insanlar. Bu şartlar insanlar. Altında da tabii mutlu ve umutlu bakmak da biraz zor olduğu için direkt. Ben hastalara şeyi söylüyorum. Yani diyorum ki mümkün olduğu kadar günlük siyasi haberleri dinlemeyin, seyretmeyin. Moral bozucu okumayın. Şeylerden uzak mı durmamız lazım? Yani çünkü gerçekten etkisi oluyor. Yani olumsuz düşünceler, olumsuz ortamda tabii ki bu bağışıklık sistemimizi etkiliyor diye düşünüyorum ben. Yani insanları harekete geçirecek şey yani umuttu. Evet. Umut olması için bir rol model lazım. Yani yöneticilerin umutlu insanlar olması lazım. O umudu da aşılaması lazım. Kesinlikle. Ama yöneticiler birbirleriyle kavga ederken her anlamda. Evet. Her yerde. İş yerinde, fabrikada, yönetimde, ülke yönetiminde. Alttaki insanlar yani takip edenler o stresi hak etmedikleri halde yaşıyorlar. Ha, neyi ilgilendirir? Tabii kişinin sağlığını ilgilendiriyor. Yani yukarı ilgilendirmiyor belki ama kişi en işte yakalanmaması gerekirken bir grip enfeksiyonuyla, gripal bir enfeksiyonla karşılaşıyor. Konforlu bir süreç yaşayacakken bu bir hafta 10 gün niye sıkıntılı, eziyetli yaşasın? Evet. Ya da iş yerinden niye mahrum kalsın? Buna neden oluyor. Savunma sistemi önemli. Uyku. Şimdi uykuda salınan hormonlar var. Özellikle melatonin hormonu böyle bir şey. Mutluluk hormonları mutluluk, bunlar, değil mi? Mutluluk, dinçlik, zindelik, evet, zindelik. Böyle insanın gözünün yenilenmemiz parlaması. İçin olması gereken bir hormon bu. Vardiyalı çalışan saatinde. Birisinde çok zor bu. Evet. Ya da uyku alışkanlığı bozuk düzensizse, evet, bozuksa. Hani arkadaşlar bazen uzun süre şeyde kalıyorlar ya, bilgisayarda kalıyor. Öğrenciler geliyor çünkü kesinlikle. Konuşuyoruz. Tabii. Gençler hiç uzun süre kalıyor, kaldığının farkında değil. Bir hareketsiz bir ortam bütün oturuyor. İkincisi gece belli bir saatte salınmaya başlıyor. Evet. Uyursa salınacak. Evet. Uyumadığı zaman onu yapamaz. Hayır, evet salınmaz. Işık geldiği sürece tabii olmaz. Işık kapanacak, karanlık ortamda salınacak. Vücut o dengeyi kuracak. Bunu yapmayınca bağışıklık çökecek. Çöküyor. Gün ışığı niye önemli? Güneş çıkınca niye insanlar canlanıyor? Serotonin enerji abi, veriyor abi. Tabii evet bize. Yani oradan o hormon salgılanıyor. İnsanlar bir açılıyor, dışarılara çıkıyor, dolaşıyor. Bir şey geliyor böyle bir motivasyon, umut geliyor. Tabii ki. Ya sonuçta ışığı, bir sistem var. Ona uymamız gerekiyor. Şu an için belki çok yaygın değil. Yani oranı bilmiyorum ama kuzey ülkelerinde hep geçer ya kişilerin intihar oranı çok yüksektir. Evet. Güneş yok. Norveç. Uzun süre. Bizde her şey var. Sürekli kış mevsimi, soğuk ortam, kapalı güneş ortam, görünmüyor. Stresli ortam, hormon salınmadığı için böyle. Ama biz şanslıyız çok, çok şükür bu anlamda. Fark edenler için çok şanslıyız. Evet. Farkında olmayanlar için çok büyük bir kalabalık var farkında değil. Yani umutsuz muyuz? Aslında değiliz ama çabamız küçük küçük adımlarla gidiyor. Evet. Yani bu kadar süreyi çok boşa geçirmesek keşke. Kesinlikle. Yani ben kendi adıma insanların kaç yıllık süre içinde belki örnektir tabii. 5 kişi daha iyi şartlarda yaşatacaksam 15 kişi olsa daha iyi olacak. Tabii ki daha fazlası olsun. Yani o anlamda şanslıyız fark edenler için.
Fark edemeyenler, onları da fark ettireceğiz. Yani. Evet, böyle bütün sizlere yani danışarak, sizlerin yardımıyla evet bir şekilde ulaşacak bu bilgiler. Hocam özellikle tabii grip genellikle kış mevsimlerine görülür ama sadece kış mevsimine ait bir rahatsızlık mıdır grip? Şimdi virüsün özelliğinden dolayı tabii yaz dönemin o güneşin sıcaklığı, ortamın açık olması, insanların daha çok açık ortamlarda bulunmaları bulaşmayı engelliyor. Virüsün de yaşamasını engellediği için çok bulaşmıyor. Ama ne zaman ki böyle sonbahara doğru o kabuk değişimiyle başlıyor. Kendi kabuğunu değiştiriyor. Bulaşmaya başlıyor. Soğuk ortamları seviyor. Ondan sonra da tabii hızlı bulaştığı için yaygınlığını o nedenle kış mevsimlerinde ve sonbaharda sık görüyoruz. Evet. Yaza doğru ilkbahardan sonra artık pek görmeyiz. Güneşin etkisiyle evet yok oluyor evet diyorsunuz. Yani ortam, oksijen, güneş, aydınlık ortam şeye iyi gelmez. Virüse iyi gelmez. Bize iyi gelir, ona gelmez. Evet. Onun hocam için son zamanlarda domuz gribi salgınını çok duyuyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı sanırım 33 kişinin kaybından bahsediyor. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii dedim ya, grip öldürücü aslında öldürücü, grip ciddi bir hastalık. Hele altyapıda kişide kronik bir hastalık varsa, yani akciğer rahatsızlığı varsa, solunum yetmezliği varsa, kalp yetmezliği varsa, şeker rahatsızlığı varsa, böbrek yetmezliği, bu tip rahatsızlığı olan kişilerde daha uzun sürede geçebilir. Bir hafta demiştik evet ya. Mutlaka belki hastane şartlarında yatarak ilaç tedavisiyle, desteğiyle geçebilir. Bunlarla da başarılı olamazsa kişinin ölümüne neden olabilir. Onun için ciddi. Domuz gribi bu virüsün bir tipi. Yani bir sürü tipleri var, alt tipleri var, çeşitleri var. Ve domuzlarda yaygın olduğu için onlardan ondan dolayı mı adını izole edilmiş. Evet. Şimdi virüs insanlarda görülmüş. Sonra bakmışlar ki bu nereden o geliyor, nasıl bulaşıyor. Domuzlardan da almışlar. Aynı virüsü bulunca domuz gribi. Evet. Domuzlarda sık. Kümes hayvanlarından bulaşan virüs var. Bir dönem tavuk, gribi vardı. Kuş gribi vardı. Kuş gribi, kümes hayvanları onlardan geçiyor ve değiştiriyor gibi. Evet. Yani bu onlar dediğim için, ya onlar için çok iyi bir şey ama bizim için iyi değil. Bizde nasıl tabii tanı koymak, bizim tanı koymamız aile hekimliği şartlarından fiziksel ilk önce dinlemekle, yani bir öyküyü almakla, tabii kişi belirtilerini anlatarak bir tablo oluşuyor aklımızda. Fizik muayenede eliyoruz. Başka bir rahatsızlık yoksa evet bu diyoruz. Ama domuz gribi demek için mutlaka örneği izole etmek lazım. Yani boğaz, ağız çalkantı suyu, burun salgısından alıp çeşitli tahliller testler yapılıyor. Var, tahliller var. Böyle mikrobiyolojik moleküler düzeyde incelemek lazım. Orada virüs budur dendiğinde evet bu kişi işte şu virüsün şu tipi ya da domuz gribi o denebilir. Adını konu evet. Onun ama bunlar tabii ikinci basamak devlet hastaneleri, belki üçüncü, daha doğrusu üniversite hastanelerinin ilgili kliniklerinde daha doğru olur. Biz sadece öykü ve fizik muayeneyle tanıyı koyuyoruz. Evet. Sağlık Bakanlığı böyle bir açıklama yaptıysa mutlaka onların bu incelemeleri yaptıktan sonra, adını koyduktan sonra adı bellidir. Bu kadar oranı o şekilde vermişlerdir. Ama yaygın tabii. Yani grip yaygın. Mevsimsel olarak her sene böyle yayılır. Çok insan geliyor bize poliklinik hastası olarak da. Ama ciddiyeti ne zaman ortaya çıkıyor? İnsanlar yaşamı tehdit ettiği andan itibaren ciddiymiş, öldürür mü? Evet öldürür. Onun için yani dikkatli olmak, kişisel hijyene çok dikkat etmek lazım. Yani evet, en basit bu el yıkama olayı bile büyük oranda azaltır. Tabii ki. El yıkaması, ağız temizliği, burun iç temizliği olayı azaltır. Yani bir de grip ya da hapşurmayı çok basite almamamız gerekiyor. Ayakta geçiririz, atlatırız gibi düşünmememiz lazım. Çünkü birçoğumuz aslında bu konuda bilinçli değiliz diye düşünüyorum. Çünkü hapşuruyoruz, grip oluyoruz. İşte ben geçiririm, biraz bitki çayıyla bilmem neyle evde geçiririm gibi düşünerek atlatırız gibi düşünüyoruz. Ama bu çok ciddi boyutlara da ulaşabilir. Biraz duyarlı olmak da o gerekiyor dönem, bu konuda sanırım. Eğer kişi sigara kullanıyorsa, içiyorsa, ya tabii istenen hiç içmemesi. Tabii. Bizim için de, kendisi için de. Ama bu belirtilerin olduğu dönem mutlaka kesinlikle içmemesi onun için daha çok iyi. Olacak. Daha kolay atlatacak. Bol sıvı, evet. En iyisi su, bitki çayları olur. Eskiden beri tarif edilen işte çeşitli bitkiler kaynatılarak, soğutularak içilen bitki çaylarının hepsi geçerlidir. Onlar içilebilir. Bir sıkıntı olmaz. Dinlenmek bu şekilde toparlar olayı.
Ama kişi yani bile bile üzerine gidiyorsa olayın, yani sigara da içerim, işte ayakta da geçerim, o stresi yine yaşarım. Olay uzar. Evet. Daha ciddi Yıpratır bir boyuta kişi. da Yani ulaşabilir. o ciddi boyutlara ulaşabilir. Evet. Aşıdan bahsetmiştik. Aşıdan, hakimlere aşı yapmayalım, o olabilir. Bebeklere, 6 aydan küçük bebeklere grip aşısı önermiyoruz, yapmıyoruz. Yumurta alerjisi olan kişiler, kişi kendini biliyorsa tabii daha önceki dönemlerde, onlara yapmıyoruz. Aşı hazırlanırken kullanılan maddeler alerjen olabilir Tabii, diye, yani kişi test alerjik olması lazım olabilir diye, kişilerin. onlar aşı yapmıyoruz, önermiyoruz. Onun dışında yetişkinler mutlaka, dedim, Kasım ayından önce olabilirler. 9 yaşından küçük çocuklara iki defa yapıyoruz, birer ay arayla. Bu şekilde 10 yıl için koruyabilir, hiç karşılaşmayabilir kişi griple, ama yine grip olabilir de hafif geçirebilir. Evet. Çünkü aşının da koruyuculuğu %100 değil. Değil. O kesin yani, çünkü virüs çok değişken, işte Sürekli şekil değiştiriyor değiştiriyor. çünkü. Geçen yılın virüslerine ait üretildiyse, ki öyle üretiliyor, 3 tipine karşı, o aşı olduğunuz bu sene bir başka tipi çıktı, değiştirdi. Ona yakalanabilir kişi. Yakalanabilir kişi. Ve de bu yakalanma ihtimali de günümüzde çok sık. Çünkü niye? Kişi bugün burada, akşam işte Paris'e gidiyor. Ertesi gün Uzak Doğu'ya gidiyor. Tekrar geliyor. Bulunduğumuz şehir, sanayi ortamı, bu iş görüşmelerinin sık yapıldığı yer. Hem işverenler açısından, hem buradan işte iş görüşmesi yapmak için gelenler açısından. Yani artık herkes her yerde. Evet. İşte Suriyeli gelen vatandaşlar var. Bir anda karşınıza çıkıyor yani. Tabii. Ne taşıyor, nasıl Farklı bir bir virüsle sağlık karşılaşabilir geçmişi var, kişiler. evet onu bilmiyoruz. Evet. Yani ne kadar aşılı, bağışıklı, Hı onu hı. bilmediğimiz için kendimizi korumamız bu anlamda önemli. Evet. Yani. Hocam bir sorum daha Hı olacak. hı. Grip virüsü özellikle kronik olabiliyor mu? Böyle bir riski de var mı? Kronik olarak kalabiliyor mu grip? Yok, kalmaz. Yani o dönem için hastalığını Geçici bir yapar, süreç. ondan sonra geçer. Tabii kişi ayakta atlatırsa şöyle bir avantajı var. Bağışıklık kazanıyor. Hı. Virüsün o tipine karşı bir vücutta savunma Savunma hücreleri mekanizması oluşuyor. oluyor. Bir dahaki sene o tipe benzer bir şeyle karşılaştığında daha kolay Daha güzel. atlatıyor, daha rahat atlatıyor. Çünkü savunma hücreleri Hı. ayakta hazır. Hı. Tanıyorlar da, unutmuyorlar. Öyle bir güzellik de var Evet. yani bizde. Yani vücut çok Görmediğimiz çok güzel bir sistem var Süper aslında. yani. Vücudun kurulması, Evet. yapılması, işlenmesi, çalışması, Ben bunu daha önce tanıştım. bu önemli bir şey. Ama iyi bakmak lazım. Tabii ki. Özellikle beslenme ve O uyku çok düzeyi önemli. çok önemli. Evet, o savunma sistemi, stres. Yani stresin çıkması mümkün mü? Değil yani, bu şartlarda günümüzde Çok zor. çok zor ya, öyle görünüyor, ama uzatmamak lazım. Yani siz trafikte karşılaştınız, o korna sesiyle bir anda irkildiniz, tamam kızdınız, orada gelecek 15 saniye, 30 saniye içinde bitmesi lazım. Ama Evet. hala araçlarla Uzatmamak devam lazım. ediyorsa, yolda araçta atlat, selektörler, bu sizi yorar. Evet. Yani yaşarsanız yorar, o yolda da Kesinlikle. kaza da olabilir o anda da. Biraz da Hala hoşgörülü olmaya atamadıysanız, çalışacağız. yani bitti, kapattınız, eve geldiniz, kafanızda ya niye öyle dedi, ben niye dedim, demedim, niye bağırdı, küfretti, edemedim. Bu Bunlar sistem vücudu çöküşe çöküyor, getirir yavaş yavaş zaten. iniyor, farkında Olumsuz değiliz. düşünceler de zaten Evet. hastalığı getirir. Biraz hoşgörülü olmak, güzel bakmak Hoş gerekiyor. bakmak, hoş görmek, evet. Değil mi? Var yani, o deyimlerde de var ya, hoş görün, hoş bakın. Kesinlikle. Hani kabul edin anlamında değil. Yani hata tabii Tabii ki. ki. Hatayı düzeltmek Ama amaçlı içimize de büyütmememiz geri, gerekiyor. kesinlikle. Yani geri bildirim şart. Çünkü gelişmek için o şart bizim için. Hı. Hata yapılıyorsa, bunun kuralı, yasalara uyulmuyorsa yani herkes uyuyor. Yoksa Tabii. kaos çıkar yani. Tabii ki. Ama bunu yapıcı anlamda, Bireysel halletmekten ziyade ilgili mercilere söylersin, sıkıntın onlar atlatırsın, hallederler. kafanda da taşımazsın sorunu Taşımamak gibi bir lazım. şey, değil mi? Taşımamak Evet. lazım. Evet. Yorar çünkü insanı, Evet, yorar. kesinlikle. Devamında işte bugün konumuz grip, ama kalp damar sağlığı Her şeyi bozuluyor. etkiliyor. Her Tansiyon, şeyi evet, etkiliyor. şeker, bunların etkiliyor sağlıkla Evet. ilgili. Yani vücudun o çalışma dinamiğini bir kere aksadı mı, Bozduğumuz bozulmaya zaman başladığı andan itibaren arkası gelir. gelir. İpuçları bize
ipucu geldiğinde hemen uyanık olmak. Ha, yapmayayım. Daha fazla yemek yemeyeyim. Daha fazla durağan bir hayat geçirmeyeyim. Spora başlayayım. Mesajlar gelir. Kendimizi yenilemek mesajı almak lazım. Evet. Doğru söylüyorsun. Mesajı almak ve uygulamak lazım. Evet. Hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şu an başka aklıma gelen tabii temelde sağlıklı olmak amaç bu. İnsanların sağlığını önemseyip ona yönelik çalışması. Evet. Uyku düzeni mutlaka şart. Spor kesinlikle olmazsa olmaz. Hele bu dönemde Manisa şartlarında bu kadar imkan varken. Çünkü evet. Her ilin bu kadar imkanı yok. Evet. Şimdi belediyenin yeni yaptığı bir yüzme havuzu var herhalde. Bu ayın sonunda açılacak. Büyük bir çok güzel olanaklar oluyor. Şu anki oluyor. Kapalı yüzme havuzu yetersiz ama çok iyi bir imkan. Açık havuz büyük bir imkan. Açık havuzun bir fabrika işletme tarafından üzerinin kapatılması projesi var. Buna ilgililerin Gençlik Spor Müdürlüğü, Gençlik Spor Bakanlığı, yöneticilerin olumlu bakmaları, iyi bakmaları çok önemli. Çünkü yetişecek çocuklar Manisa'ya hem gurur getirecekler hem sağlıklı bireyler yetiştireceğiz. Çünkü çocuklar nerede? Sporla uğraşıyor, iyi şeyle uğraşıyor, belli bir alandalar. Şeyden koruyacağız. Kötü alışkanlıklar, tabii kötü ki. Yaklaşımlar. Alıkoymuş olacak bu güzel aktiviteler. Olumlu, enerji olumlu tabii yöne ki. Gidecek. Spor salonları, açık alanlar. Çok güzel imkanlarımız var. Buna biraz böyle insanların desteği, gayreti, hevesi. Biraz da ilgili yöneticilerin daha bir hevesle bakmaları. Özellikle bu yüzme konusunda şu havuzun üstü kapanır mı? Bu büyük bir proje. Evet. Yani bu işi yapacak kişi büyük bir fedakarlık yapıyor. Hazır her şeye. Sadece şeyi bekliyorlar işte. Bürokrasinin o imzalanması. Evet, o aşama inşallah. Bir an önce geçilmesinde evet. Fayda var ki vakit geçirmeyelim. Çünkü faydalı olsun. Ya faydalı olsun. Çocuklar hani bir nesil geçmesin. Evet. 4 yaşında yüzmeye başlasın isteniyor ki ileride bir sporcu yetişsin. Şimdi çocuk 10 yaşında yüzü, evet yüzsün iyi bir şey ama o şeyi kaçırmış oluyoruz. Evet. O hevesi kaçırmadığı dönemlerde yani. Olması gerekiyor. Yani sağlıklı bireyler, pazarlar, alışveriş marketlerdense pazarlar. Her şey var, herkes için var, her düzeyde var. Evet. Onların bol tüketilmesi, alınması, yenilmesi sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Taze sebze meyve kesinlikle. Muhakkak hayatımızda evet. olması gerekiyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum hocam. Vücutta bol oksijen olduğu zaman virüs de barınmaz. Özellikle sizin dediğiniz gibi size de katılıyorum. Spor insanların hayatında olmazsa olmaz. Çünkü dediğim gibi oksijenin bol olduğu yerde ne virüs ne hastalık kalmaz diye düşünüyorum. Bir şey kalmaz. Evet. Evet, bol umutla evet. sağlıklı bireyler, sağlıklı insanlar. O zaman ne olacak? Enerjik insanlar. Yaptıkları iş üretken olacak, faydalı olacak. Hevesle yapacak herkes işini. Evet. Belki o zaman daha bir hoşgörüyle yaklaşacaklar birbirlerine, kesinlikle. Birbirlerimize. Herkes evet. öyle olur. Çünkü kişinin kendiyle uğraşması çok büyük sorun. Evet. Çözemez olur. Yani kendiyle kavga tabii eden ki. Birisi, bir yönetici ne kendine fayda sağlar, etrafına ne olmaz. Etrafına fayda sağlar. Kendiyle önce barışık olsun. Önce barışacağız. Etrafıyla da barışık olsun. Güzelce yaşayalım. Evet, güzel enerji yaydığımız zaman zaten hastalıklardan da bir nevi korunmuş oluruz. Korunacağız. Mekanizmamız da evet. gelişmiş olur diye düşünüyorum ben de. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet değerli TV izleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın, sağlıklı ve güzel kalın.